Herkese merhaba. Ben Ömer Serkan Bakır. Bugün sevgili Nadire de hocamla beraberiz. Ve sizleri bundan sonra arada bir buluşup, kısa sohbetler yapıp, bir fotoğraf, bir hikaye adı da yeni bir köşe başlatmak istiyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Ömerciğim. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Biz sizinle uzun yıllardır tanışıklığımız var. Ben sizin yanınızda başladım çalışmaya. Fotoğraf dergisinde beraber çalıştık. Şimdi iş derginin de ötesinde, biliyorsunuz web sitemiz vardı. Oradan ben kendime küçük bir YouTube kanalı açtım ve istiyorum ki arada bir sohbet edelim sizlerle. Tabii, sizin çünkü çok değerli bilgileriniz var. Bunları okuyucularımıza, izleyicilerimizle de paylaşmak istiyorum. Biz sizle hep sohbet ediyoruz esasında. Arada bir fotoğraf dergisinde de yazdınız. Türkiye tarihine ve dünya tarihine kalan çok önemli fotoğraflar var. Ve bunların esasında bir kısmı çok ilginç, bir kısmı acıklı, işte bir kısmı kötü sonla biten pek çok fotoğraf var. Bizim tarihimizde de çok önemli bir fotoğraf var esasında. Evet. Değerli fotoğrafçı Ethem Temin Kurtuluş Savaşı'nda çektiği Kocatepe'de o meşhur Atatürk fotoğrafı var. Evet, evet. Bunun hikayesini biraz sizden dinlemek istiyorum. Şimdi Ethem Tem ismini fotoğrafla ilgilenenler veya belki tarihle ilgilenenler bileceklerdir. Ama onun dışında pek az kişinin bu ismi duyduğunu sanıyorum ama eminim fotoğrafı herkes biliyor. Şu Atatürk Kocatepe'de fotoğraf. Hatta unutanlar, o fotoğrafın nasıl olduğunu unutanlar Taksim'e çıkıp Taksim gezisinin sanıyorum Şişli'ye bakan tarafında kalabalığın ortasında Atatürk'ün o pozda durduğunu görürler. Evet. O fotoğrafın Atatürk Kocatepe fotoğrafını çeken Ethem Tem. Bizim Kurtuluş Savaşı'mızın simge fotoğraflarından birisi değil mi? Simge fotoğraflarından birisi. Ethem Tem çok önemli bir fotoğrafçı. Asteğmen olarak yanlış hatırlamıyorsam katılıyor. Atatürk'ün ölümüne kadar fotoğraflar. 1921'de diye ben de biliyorum. Evet. Subaylığı başlıyor ya da Atatürk'le tanışması diyeyim başlıyor. Savaşta asteğmen olarak savaşa katılıyor. Evet. Bir fotoğraf makinesi var. Evet. O yıllar nasıl bir fotoğraf makinesiyle fotoğraf çekiyor? Bildiğim kadarıyla bir Zeiss'ın, en azından Zeiss'ın kullanan bir fotoğraf makinesi. Zaten fotoğraflarla makinenin öyküsüyle ilgili bir şeyler yaparsak bunlardan bahsetmeyi düşünüyorum. Cam negatif mi kullanıyor o dönemde? Burada evet, burada kullandığı cam negatif. Savaş yıllarında bir savaşta cam negatifi taşıyıp götürüp onları çekmesi, sonradan banyosunu da kendisi yapıyor bildiğim kadarıyla. Evet, büyük ihtimalle de ortokromatik. Çok emin değilim ama ortokromatik olabilir. Tabii ISO ya da ASA dediğimiz ışık ölçüsü, yani ışığa duyarlılık ölçüsü çok oldukça düşük. Yani enstantane fotoğraflar çekmeye çok uygun değil. Daha çok durağan fotoğraflar ama savaş yılları ya da hareketli çok konu olduğu zaman da bir şekilde fotoğraflar zaten flu çıkıyor. Ama tarihsel açıdan baktığımız zaman biz fotoğrafın teknik değerleriyle değil de bize hangi anlam bıraktığıyla ilgilendiğimiz için de teknik değerleri biraz zayıf olsa da bazı fotoğrafların onunla çok fazla ilgilenmiyoruz. Esasında bir tane de kitabımız var yanda. Ondan da bahsedebiliriz. Evet, Ethem Tem'in hatıraları, bunu da yayına hazırlayan Profesör Doktor Tülay Alim Baran, kendisine de çok çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir önemli kitabı hazırladığı için gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada doğrudan doğruya Ethem Tem tarafından yazılmış Arapça, daha doğrusu Osmanlıca yazılarının tercümeleri de var. Ve neyi nasıl yaptığını da anlatıyor burada Ethem Tem. İşte notlar var, anıları var, kendi ağzından yapılmış. Evet. Röportajlar da var sanıyorum, evet. Evet, kendisi anlatıyor hikayesini, kendi hikayesini. Ethem Tem'i dinlersek, bu fotoğrafı çektiği zaman Kocatepe'de hazırlıyor makinesini. Atatürk komutanlarla, başka komutanlarla beraber konuşuyor. Büyük taarruz başlamış ya da başlamak üzere. Sonra onlardan ayrılıyor ve Kocatepe'de yolun kenarında ileri geri hareket etmeye başlıyor. Ethem Tem o sihirli anın geldiğini hissediyor fotoğrafçı ön sezisiyle. Evet. Makinesini Atatürk'e doğru çeviriyor ve zamanın geldiğini düşündüğü anda da deklanşöre basıyor. Tabii o muhteşem fotoğraf ortaya çıkıyor. Sanıyorum dediğim gibi Ethem Tem'in adını duymamış olsalar bile bu fotoğraf senin de söylediğin gibi İstiklal Savaşımızın simge fotoğraflarından biri. Ethem Tem bunu yaptığını fotoğrafı gördüğünde fark ediyor. Evet. Müthiş bir şey. Ben hala fotoğrafı gördükçe tüylerim diken diken oluyor. Bu fotoğraftan sonra sanıyorum 1960'larda ve 50'li yıllarda
Fikret Otayan'la yapılan bir röportajda fotoğrafın hikayesini anlatıyor. Evet. Şimdi size söylediğim gibi. 1959 ya da 60'a kadar da yaşıyor bizim kadarıyla. Ben Ethem Tem'in başka fotoğraflarını da biliyorum. Çok önemli fotoğraflarını da biliyorum. Hatta bazılarının ona ait olmadığını bilmeden kartpostal olarak edinmiştim. Kendisini burada rahmetle anmak gerekiyor. Türk fotoğrafının tarihinde bu fotoğraf bir pırlanta bence. Evet. Evet hocam. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Rica ederim. Önümüzdeki günlerde yine görüşeceğiz. Tabii tabii inşallah. Başka fotoğrafları konuşacağız. Bu sefer dünya tarihinde önemli fotoğrafları da konuşacağız. Evet, o konuda benim epey okuryalık edecek dosyalarım var. Üzerinde konu biliyorsunuz severim okuryalık etmeyi. Merakla bekliyoruz. Küçük bir düzeltme yapmak istiyorum. Ömerciğim, fotoğraf takısını sen benden eskisin biliyorsun. Hocam. Ben senden bir sene sonra falan... Ama ben sizin yanınızda hani başladım, öğrendim, öyle diyeyim yani. Canım benim, evladım. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere hocam, hoşçakalın. Sağ ol. Hoşçakalın.